Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hatırlarsanız bir önceki videomda ya da iki önceki videomda süt almıştım. Dolaba koydum, pişirmedim çünkü bir manda yoğurdu var hazır. Onunla uyutuyorum, maya yerine onu kullanıyorum. Daha önce öyle yaptım, çok hoşumuza gitmişti. Aynı bu sütçüden aldım, o yoğurtla yaptıydım. O da bakkalda yokmuş. Sağ olsun adam da getiririm yenge beklersin 2 gün dedi. Onu bekledim. O yüzden yoğurdumu yapamamıştım. Onu yapacağım. Bu arada da fazla biraz yoğurt, yani sütüm 5 kilodan biraz fazla. Onu biraz normal şimdi yemelik gibi yapacağım. Birazını da daha önceki yani bayağı oldu bir deneme yapmıştım yoğurtta. Öyle görmüştüm. Uzun ömürlü yoğurt. Denedim, gerçekten de hiçbir şey olmadı. Yaklaşık bir ay kadar beklettim. Sonra kırdığında hiç tadında da bir bozulma, ekşime ya da tadında bir değişiklik yoktu. Şimdi yine öyle yapacağım. Bir kısmını normal yemelik, bir kısmını da uzun ömürlü yapacağım. Onu sizlerle paylaşacağım. İzlemeyenler için tekrar paylaşmak istedim. Bu arada da dişim halen daha dişçiye gidip geliyorum. Bayağı sıkıntılı. Çok ağrım var. Sürekli haplarla ayaktayım aslında. Allah kimseye vermesin diş ağrısı. Bütün moralim, enerjim, her şeyim düşüyor çünkü çok ağrım var. Bir de biz bugün biraz Viyana dışına gittik. Viyana'yı sel almıştı. Viyana'yı değil, daha doğrusu Avusturya'yı. Bazı kısımlarda sel, işte evleri sel aldı. Bodrum katlarını falan. Bir iki arkadaşımız var Viyana dışında. Onları ziyaret ettik. Geçmiş olsun amacıyla. Allah'ım herkese de yardım etsin. Zor. Allah'ın afiyeti işte. Yapacak bir şey yok. Bugün hava güzeldi. Hani bir havada güzelken biraz çıkıp ziyaret etmek istedik arkadaşlarımızı. Oraya gittik. Oradan geldim. İşte şimdi de yoğurdumu yapacağım. Evet, şimdi geçelim benim yoğurduma. Sütümü ocağa koydum, altını kıstım kısık ateşte, yavaş yavaş pişecek. Çünkü altını açtığım zaman elektrikli olduğu için ocağım dibi yanıyor, dibi tutuyor, sorun oluyor. O yüzden kısık ateşte pişiriyorum. Piştikten sonra ılıyınca tekrar mayalayacağım inşallah yoğurdumu. Mayalayacak olduğum yoğurdum da bu. Şöyle markasını elimle kapattım. Ne olur ne olmaz diye şöyle. Manda yoğurdu. Bununla çok güzel oluyor gerçekten. Daha önce yaptım, tadına doyum olmuyor. İnşallah gene öyle tuttururum. Şöyle yarım kiloluk bir yoğurt. Hepsini kullanacağım sanırım. Daha öncekinde de fazla kullanmıştım. Bu arada yarım kilo 3 euro. Yani evde yoğurt yapınca bazıları ekonomik olsun diye yoğurt yapıyor ama öyle ekonomik değil. Ben daha çok daha lezzetli, daha güzel, daha sağlıklı olur diye evde yapmayı tercih ediyorum. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Sütüm pişti. Yaklaşık 10 dakikadır kısık ateşte kaynıyor. Kısık ateşte olmasına rağmen ve sürekli karıştırmama rağmen yine de şöyle tuttu dibine. Mecbur onu şimdi süzeceğim. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Sonra yoğurt yapacağım. Yani yoğurt yapacak kıvama gelene kadar soğuyacak. Sonra yoğurdu mayalayacağım. Şimdi süzmem lazım bunu. Süzdüm şöyle sütü. Dedim ya tuttu. Sapsarı. Yine de ne yaparsam yapayım dediğim gibi tutuyor. Şöyle ben sütlerimi pöldüm. Soğumaya bıraktım şimdi. Soğuyunca yoğurt yapacağım. Şimdi yoğurdumu mayalayacağım. Kıvama geldi. Sütlerim soğudu. Şöyle yağlı, gördüğünüz gibi süt. Buranın sütünü çok beğeniyorum ben gerçekten. Şöyle biraz süt alacağım üzerine. Biraz yoğurdumu yumuşatıp hepsini karıştıracağım. Karıştırayım. Hava burada soğuk olduğu için birazcık sıcak yaptım şeyimi, sütümü.
karıştırırken zaten soğuyor. İnşallah güzel tutar. Şöyle iyice bir çırpayım ama şöyle kesik kesik durmasın. Biraz daha süt alayım. Biz kaymaklı seviyok yoğurdu. Yüzünü kaymağını ayırıyorum yoğurt yaptıktan sonra. Hepsini koyacağım içine. Daha önce yaptığımda bol katmıştım. O çok güzel tutmuştu. Bir sonraki yaptığımda normal her birine mesela şu kutuya 2 yemek kaşığı kadar koydum. O kadar güzel olmadı ilk yaptığım gibi. Evet şimdi şöyle. Gerçi kaç şey olabilir. En çok bunda olduğu için. Biraz daha dökeyim. İnşallah güzel tutar. Bu ikisini normal yemek için yapacağım. Şu ikisini de normal şey için uzun ömürlü yapacağım. Bunlar ama yarın kırdıktan sonra işlem o zaman geliyor. Normal mayalarken normal mayalanıyor. Sonrasında mayalandıktan sonra dolaba koyarken uzun ömürlü olsun istediğimizi üzerine su ilave edeceğiz. Çok güzel bir tatlı. Ben çok beğendim. Yaptık çok güzel oldu o zaman. Sizlerle de paylaşmıştım. Yani videomda var izlemek isteyenler. Bence güzel oldu inşallah. Bakalım yarın kırdığımda göreceğiz olup olmadığını. Şimdi ağızlarını kapatacağım. Üstlerini örteceğim. Kenara itip üzerini saracağım. Üzerini de örttükten sonra işlem tamam. Büyük bir sufrayla da tekrar saracağım. Evet, bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel tutar yoğurdum. Evet, yoğurtlarım açtım üstünü. Şöyle yavaşça üstünü suyun içine dökmeden. Maşallah güzel tutmuş. Hepsi olmuş herhalde. Haliyle sıcakken kapatılınca sulanıyor. Afiyetle yemeği nasip etsin. Şöyle hafif suyu var tabi çok da kıvam nasıl bilmiyorum, kırmadım daha. Ertesi gün kırarım ama çok güzel görünüyor. İçinde su var biraz. O da sanırım buharlaştığı için. Şimdi uzun ömürlü diye düşündüğümüz şöyle görünüyor herhalde. Şöyle çekebilirim. Şu ikisini zaten şey için normalde şimdi normal yemeği yaptım. Kapatayım bunu el altından. Bu da böyle. Dediğim gibi şöyle biraz suyu var. Biraz kendi suyu sanırım.
Biraz da terlediği için iyidir. Güzel olmuş. Sonuçta el yapımı yoğurdunuz. Açınca şurası şöyle ıslandı. Şimdi uzun ömürlü diye yaptığım üzerine normal çeşmeden su koyuyorum. Aslında havayla temasını kesiyor. Hiçbir tadında falan değişiklik yok. Ben daha önceki denediğimde bir ay sonra üstündeki şu suyu şöyle süzdüm. Açtı, yani kırdım. Hiçbir bozulma yok yoğurtta. Ne tadında ne kıvamında. Şunu da üzerinden aldığı kadar. Ben böyle kapta yaptım. Siz artık neyin içinde yaparsanız bidonlarda bile olabilir. Biz o kadar çok aşırı tüketmediğimiz için bu yoğurt bize bayağı yeter. Evet, şimdi bunlar uzun ömürlü olmuş oldu. Bunu öbürü bittiğinde açıp yiyebiliriz. Evet arkadaşlar, eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Yorum yazarsanız ayrıca sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.